Merhaba iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 335. medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden e, Doktor Fatih Karıkaya Hocam hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Kendisinin e, Vakıf Bank yayınlarından çıkan şimdi az sonra öde borçla satın almanın tarihsel sosyolojisi başlıklı şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. E, bu e, yayın size ulaşmasında bize destek olan e, masap uygulamasını ve patron destekçilerimize başlamadan bir teşekkür edeyim. Ayrıca yayını e, beğenip paylaşırsanız da daha çok insana ulaşır. E, bu da bizi mutlu eder. E, bu yayına başlamadan önce özel olarak <laughs> bu yayın için getirmiş olduğum için görseli de paylaşmak istiyorum. Çünkü bu görsel üzerinde de konuşacağız. Veresiye satan, peşin satan bu meşhur bir zamanlar böyle karşımıza Eski bakkallarda falan çıkan afişti. Zamanında albüm dergisi bunu böyle efemere değeri olduğu için e, basıp satmıştı. Ben de, de yayından önce e, hatırlatmak için e, getirdim. E, ben ilk sor, sor, soruyu sorması için sözü o veriyorum. Bunun aslında bir de hocam değil mi şeyde orijinali var. Ben orijinali de kitabınızda gördüm. Evet, İngilizce. Evet, evet, İngilizce orijinali. ben de görünce şaşırdım. Böyle çok şey olduğu için sürekli Türkiye ile böyle özdeşleştiği için. Yani çok aslında kadim bir gelenekmiş bu. Hatta kitapta da ben biraz böyle bahsettim. Onunla ilgili başka bir literatür de var. Yani bu işte veresiyenin ölümü temalı işte levhalar, işte tavernaları süsleyen, barları işte veya işte başka küçük mağazaları süsleyen veresiye yeren, veresiyeciyi yeren... ...veresiyenin ölümünü ilan eden... ...işte böyle bir tabutla taşınanan... ...falan böyle bir işte cenaze merasimiyle... ...falan tasvir edilen... ...bir veresiye karşıtlığı fikri var... ...bir peşin ticaret... ...propagandası var... ...ama çok muhtemelen insanlık tarihinin de... ...hani şeyini düşününce... ...peşin alışveriş... ...çok kısa bir dönemi... ...çok böyle bir lahza gibi belki yani... ...hani evet. düşününce biz... Yani çok antropolojik e, hikayelere de baktığımızda aslında borçla hayatımızı idam ettirmek çok 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 eskilere giden belki yani bir şey evet. para dediğimiz peşin alışveriş dediğimiz şeyler çok e, türedi ve çok kısa vadeli çok kısa dönemli bir şey. Hocam peki bu mevzuya nasıl geldiniz? Yani bu mevzu nasıl çalsın borç, borç borcun tarihsel bir de hem borç hem de onun tarihsel sosyolojisi. Eyvallah yani e, iki şey var. Yani hem benim nasıl geldim hem sosyolojinin nasıl geldiğini belki paralel bir şekilde anlatılabilir. Ben işletme okudum. işletme i̇şletme bölümüne düşüşüm de e, bir e, Türkiye'nin e, hani o kendi e, ne diyelim e, seyri içerisindeki bir takım e, anormalliklerden kaynaklanan bir şey. E, fen lisesi e, e, gittim lise eğitimim için. Ama o zaman bir katsayı problemi vardı. Alan dışı tercih edememe problemi vardı. Fen de siz eşit ağırlık veya sözel hani klasik şeyleriyle ifadeleriyle tercih edemiyorsunuz. Yani mecburen sayısalcısınız. Ama ben oradayken yani bu şeyin beni kesmeyeceğini düşündüm ve kaçmak istedim. Kaçış için tek biletim iktisat ve işletmeydi. İşletme biraz daha yüksek puanlıydı öyle gittik bu asli işletme. Ama memnun olmadım. Yani oradaki yani çok piyasaya nefer yetiştirme amaçlı o şey motivasyon beni çok kesmedi. Biraz işte sorularım vardı, o soruların peşine düştüm. O sorular beni sosyolojiye taşıdı. İşte yüksek lisans yaptık falan. E hiç aklımda yoktu böyle yani finansal meselelere borca, krediye geri dönmek. E biraz eski bagajı kullanma kolaylığına kaçtım diyebilirim. Biraz hesaplaşma diyebiliriz belki. Yani o memnun olmadığımız durumla tekrar dönüp hesaplaşma. E öyle bir karar kılma. Aslında ilk aklımdaki fikir daha antropolojik bir şey ...çalışmaktı Yani işte hani minnet borcu, vatan borcu falan gibi daha borcu, daha büyük bir e, olgusallık olarak ele almakta ama onun çok altından kalkamayacağımı doktora süresince e, düşündüm. E hemen finansal alana kaydık. İşte hani ön sözde de yazdığım birkaç şeyler var. İşte böyle işte teminatlı kredileri dışarıda bıraktım. Çünkü başka bir mantığı var. İşte ticari kredileri, işte devlet borçlarını dışarıda bıraktım. Çünkü bambaşka bir mantığı var. E, daha bireysel borçluluğa e, odaklanmak istedim. Orada da hacim çok artınca sadece borçla satın almaya e, daraltma gereği duydum. Aslında şey de vardı yani ihtiyaç kredisi işte eşten dosttan borç alma gibi böyle örüntüleri de çalışmak istemiştim. E, onlara da aslında çalıştık biraz ama sonra yani tez biraz vazgeçişlerden oluşuyor ya. Yani o vazgeçişlerden en sonuncusu da borçla satın almaya odaklanmak oldu böyle geldi. E, sosyolojinin de gelişi enteresan yani sosyoloji de aslında benim gibi diyebiliriz. Yani finansal piyasaların içinde e, ekonomik e, olgular ve modellere e, karşı kendini kuran bir disiplin. Sonra bir uzaklaşma, sonra tekrar geliş e, şeyi var. E, bir Öyle bir dönemlendirme yapabiliriz. Yani ilk sosyologlara baktığımızda ilgilendikleri meseleler hep e, şey yani politik ekonominin aslında veya işte yeni ekonominin o zamanki işte yeni o klasik ekonominin e, tezleri ve modelleri. Yani işte Durkheim'in sözleşme fikrine karşı çıkışından, işte Weber'in işte eylem, ekonomik eylemi, rasyonel eylemi, anlama e, arayışından, işte Zimbel'in moderniteyi anlaymasını e, para üzerinde e, dediklemesinden falan görüyoruz biz bunu. E, ama sonra bir karşılıklı bir e, saldırmazlık paktı var neredeyse ekonomi ve sosyoloji arasında. Ekonominin kendisini e, çok daha müesses bir kılması söz konusu ve işte özellikle de kamunun ihtiyaçlarına daha pratik ve çabuk cevap veriyor olması söz konusu biraz sosyoloji gözden düşüyor ama 70'lerle beraber işte bir takım meşruiyet krizleri finansal krizlerle beraber böyle bir toplumsal huzursuzluk da ortaya çıkınca sosyolukların tekrar gündemine giriyor işte para meselesi kredi meselesi enflasyon meselesi ve o günden bugüne. E, serpilen bir yine ekonomi sosyolojisi alanı var. Yeni ekonomi sosyolojisi diyorlar buna o ilk klasik dönemden ayırt etmek için. E, biraz o ilgilerin, o çabaların, benim biraz bu kendi belki biyografik hikayemin beni sürüklediği, getirdiği bir yer oldu e, kitap. E, biraz öyle kurcaladık yani. Evet bu Türkiye'de e, sosyoloji değil de hep böyle toplumsal ve siyasal e, meselelere e, odaklanan bir sosyoloji var ama Mesela İngiltere'deki Amerika'daki sosyoloji daha böyle ekonomi finansman ağırlıklı bir şeyi de var yanı da var. Ee, bu e, bu açıdan yani sizin çalışmada bir e, sıra dışı bir çalışma oluyor çünkü genelde böyle evet genelde bu pek tercih edilen bir şey değil yani. Yani e, biz biraz hani muhtemelen sosyal bilimsel geleneği daha fazla Fransa'dan tevarüs ettiğimiz için herhalde biraz daha felsefi ontolojik problemlerle daha iç içeyiz. zaten sosyoloji yani Ziya Gökalp'in mesela çok merkeze ...almasının arkasında da böyle bir şey var yani. Orada bir kriz var, bir beka problemi var öyle düşünüyor ve buna bir acil cevap bulması ve bunu bilimsel bir şekilde izah etmesi, hani tabiri caizse bir ulus yaratması sonra söz konusu burada sosyoloji biraz böyle hem telif hem tercüme diyor ya hmm. Gökhan Yani hem telif hem tercüme biraz bizim özgünlüğümüze katkı verir şekilde yorumlanmış. E, sonra da hep öyle gitmiş. Yani bizim moderniteyle işte batılılaşmayla veya onunla paralel düşünebileceğimiz başka süreçlerle ilgili hep bir hesaplaşmamız söz konusu olduğu için hep hep öyle yani çok makro olgular, makro süreçlerin içerisinde düşünmeye şartlanmışız. Yani böyle çok işte kredi, Para, böyle hani çok niş bir şeyi alıp onu bizatihi kendiliği içerisinde inceleme e, biraz çok tercih etmediğimiz bir şey gibi. Yeni yeni aşılıyor aslında ama e, yine hala e, eksik yani eski şeye düşününce, e, geleneği düşününce biraz daha tali bir yerde kalıyor muhtemelen. Arif. Hocam şimdi yavaş yavaş bu borç meselesini göre ne olacak bu bizim borçlarla olan <gülüyor> mevzumuz? Ya <laughs> hocam bo borç, borçtan bahsedelim. Nedir borç? Yani şey tabii kitap kitabında böyle genel kapsayıcı çünkü ee, mesela Graber'in falan böyle bir çalışması var borç. 5000 bin yıllık 5 bin, yıl. Beş bin yıl diye başlıyor. Öncesinde yok muydu? Var mıydı? Yani şöyle ee, hani bir ee, neoklasik ekonomi veya işte ana akım ekonomi bize şöyle bir para anlatısı sunar. İşte insanlara takas yapıyorlardı ama bu takas çok zor çünkü o ihtiyaçların karşılıklılığı ve bunun denk olması çok nadiren rastlanacak bir şey olduğu için işte bunu kolaylaştıracak bir ölçüm unsuru geliştirmek istediler. Para da bu amaca hizmet etti. İşte bu bir değerli metal de olabilir, işte bir çubuk da olabilir, bir boncuk da olabilir. Fark etmez yani farklı para şekilleri var. Arkeolojik buluntularda da karşımıza çıkan. Dolayısıyla böyle bir bara'nın ortaya çıkış hikayesi anlatılır. Ama yani antropologlar veya bugün sosyologlar da benzer yerden bakıyorlar. Aslında takas ekonomisi belki hiç olmadı veya çok nadiren gördüğümüz bir şey takas ekonomisi. Çok bugünden bakıp piyasa mantığıyla bakıp bir kurgusal geçmiş atfetme, bir anlatı kurma şeyi denebilir belki takas ekonomisine daha çok insanlar birbirleriyle bir e, armağan ve işte arma o ertelenmiş kart karşı armağanın e, ördüğü bir aslında borçluluk ilişkisi ve dayanışma içindeydi. O yüzden borç muhtemelen insanlık tarihiyle e, belki özdeşleştirebileceğimiz bir şey. Yani işte armağan veriyorsunuz, hani armağan anlatıları, e, mosum falan şeylerini hatırlarsınız. Burada sevdi Hoca da bize gelip yayın yapmıştınız. Yani bir armağan verme zorunluluğu ve armağanı alma zorunluluğu ve bir karşı armağan verme zorunluluğu ama bu özellikle karşı armağanı e, bir optimum çok şey yuvarlak bir ifade optimum bir süre sonra verme çünkü hemen karşılığını yaptığınızda aslında bu bir armağan almama ve vermeme anlamına geliyor, armağanı reddetme anlamına geliyor ve oralara kadar uzanan bir şeyi var e, geçmişi var borç hikayesinin yani muakul bir süre sonra bir aşağı yukarı denk hatta mümkünse sana bir itibar getireceği için bir fazlasını bir daha kıymetlisini karşı armağan olarak verdiğin bir şey var orada bir örüntü var bir toplumsal yapı var buna uygun kurulmuş bu sadece işte yerlilerde Okyanusya'da falan değil aslında Avrupa gibi veya bizim kendi işte Orta Asya steplerine falan da gittiğimizde gördüğümüz bazı şeylere çok benzer, örüntülere çok benzer bir şey. E, Borç bu anlamda e, nasıl e, tanımlanabilir? E, güzel soru. Yani bile öyle şimdi nasıl tanımlayabiliriz. Şöyle diyebiliriz belki. E, aslında benim e, bir şekilde ihtiyaç duyduğum veya o an ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bir şeyi... ...sizden talep ettiğim veya sizin e, bana karşı bir... E, sosyal sermaye anlamında bir üstünlük kurma teşebbüsünüze binaen verdiğiniz, bağışladınız bir armağanın karşılığını yapmak için o armağanın işte hani hausudun diyelim antropoloji dilinde şeyin bana musallat olması o hissiyat yani size karşılığını vermek mümkünse denk hatta daha fazla ve çok makul bir süre sonra yani ne çok geç ne çok erken vermek o, o gerilimin e, adı diyebiliriz aslında borca. Yani sadece finansal anlamda o yüzden borçtan biz hep bahsetmeyiz gündelik hayata da geçmiş bir dil. İşte hani işte vatan borcu dediğimiz, minnet borcu dediğimiz şeyi de kapsayan bir şey e, borç. E, kitapta da ben e, kısaca bahsetmiştim aslında bu girizgahı. E, şey, bu borcun e, o gerilimli tanımı, gerilimli doğasını krediyle aşmaya çalışıyorlar... Çünkü kredi inanç demek, güvenilirlik demek, inanmak demek. Yani, yani kelimeler hiç masum değil aslında. Kredo. Evet, yani ama inan inanıyorsunuz, inanılır birirsiniz, güvenilir birirsiniz buna e, paralel olarak. Dolayısıyla hani borcun ne zaman krediye dönüştüğü, borcun ne zaman kredi olduğu da ...muhtemelen işte kapitalizm tarihiyle veya işte başka modernite tarihleriyle falan da iç içe geçen bir şey. Yani çok cevap olmadı muhtemelen ama çok muğlak evet. bir şey olduğu için biraz evet. muğlak bir cevap. Hocam burada mesela şimdi bazı kavramlar var. Şimdi burada az önce gösterdiğim şeyde işte peşin satan veresiye satan ama aslında her şey biraz veresiyeyle başlamış. Yani bizim evet. çocukluğumuzda evet. mesela bakkallara biz veresiye yazdırırdık. İşte sonra 1980'lerde işte Özal'la beraber hayatımıza senet diye bir şey girdi. Bir senetli alışverişler bilmem neler falan. Sonra çekler geldi. Ee, sonra işte kredi kartları girdi. Şimdi sizin kitabınızda neredeyse bir 50-60 yılda batıda var olan bir dönüşümü biz çok kısa bir zaman diliminde neredeyse yaşamışız. Bizim bu hızlı finansallaşma diyorsunuz siz zaten buna. Kitapta da şey yapıyorsunuz. Bizim bu e, diğer batıdaki örnekleri de işte İngiltere Amerika İngiltere ve Fransa'yı da inceliyorsunuz onlara da döneriz bu bizim bu hızlı finansallaşma ve e, hızlı bir şekilde e, bu sistemleri geçmemizin e, sosyolojik altyapısı nedir yani bir yandan baktığın zaman bu nasıl oluyor doluyor yani yani aslında sosyolojik altyapısını da biraz böyle hani Türkiye özeline has bölümlerde biraz kurmaya çalıştım e, şöyle bir şey var birincisi Türkiye işte 1906 yılında 1908 yılında mesela Britanya konsolosluğunun dışişlerine, ticaret bakanlığına gönderdiği raporlar var. Edirne'de, Niğde'de, İstanbul'da araştırmalar yapmışlar. Ve orada da karşımıza çıkan bir şey var. Diyor ki burada satış yapacaksanız, iş yapacaksanız taksitli satış yapmanız lazım. Çünkü insanlar taksitli almayı istiyorlar. 1906'larda ve 1880'lerden itibaren aslında işte bu Singer dikiş makineleriyle falan da girmiş bir taksitli satış hikayesi var. Bu muhtemelen ta o işte veresiye örüntüsü yani bizim e, çok e, geçmişimizin belki birlikte e, düşünülebileceği bir veresiye örüntüsünün kalıntıları üzerine kurulmuş bir modern araç taksitlendirme. İşte kredi kartı da onun üstüne geliyor aslında. Yani hani bugün bu kadar hızlı e, hareket etmemizin sebebi e, birincisi e, hiç yabancı olduğumuz şeyler değil borçla satın almak borçlanmak. Yani biz eşe dosta da borçlanıyoruz işte komşuya, bakkala, kasaba falan da yazdırıyoruz. Bunlar çok hani kadim şeyler. Ee, hazırız yani ruhen, yani fikren buna. İkincisi de e, bazı finansal enstrümanların gelmemesi veya geç gelmesi. Yani mesela çek e, Burhan Karaçam'ın ifadesidir o. Çok güzel bir şey. Burhan Karaçam işte Yapı kredi bankası genel müdürlüğü yapıyor. E, uzun yıllar. Türkiye'de de tüketici kredisi e, hikayesinin ana figürlerinden bir tanesi. Burhan Karaçam'ın ifadesi, Türkiye'de çekle satın alma, çekle alışveriş yapma çok gelişmediği için, yaygınlaşmadığı için biz kredi kartını çok çabuk benimsedik. Biz Amerika'da, Fransa'da çek çok yaygın olduğu için kredi kartına bir şey var, bir mukavemet var. Ama bizde olmadığı için çok çabuk benimsediğimiz bir kredi kartı enstrümanını görüyoruz biz. Bizde kredi kartının hesaplaşmak zorunda kaldığı örüntü bambaşka bir şey taksitli alma. Biz de taksitli almaya çok teşneğiz. Dolayısıyla dünyada e, taksitli kredi kartı uygulaması işte Meksika, Brezilya ve bizde var. E, sadece bazı meblaların üzerinde e, sonradan taksitlendirme opsiyonu sunan ülkeler var. Sonra Mastercard bunu uluslararası e, bir standarda dönüştürdü 2016'da falan ama işte satış anında faizsiz üstelik vade farkı falan da yapmadan e, taksitlendirme, kredi kartına taksitlendirme Türk icatı bir şey. Bu da o, muhtemelen o eski örüntünün çok yerleşik olmasından yani insanların taksitle almaya çok fazla e, teşni olmasından kaynaklı bir şey. Yani hani e, ekonomi e, sosyologlarının söylediği şeyi söylersek e, ben de onların te tekrar edersem bir burada e, temsilcisi olarak diyeyim. E, yani e, ekonomi veya piyasalar sadece ekonomik faktörlerle işte rasyonel e, sahiplerle açıklanacak şeyler değil. İşte kültürellikler var içerisinde başka toplumsal örüntüler var. Politik bazı güç ilişkileri var. ...dolayısıyla dolayısıyla hani bunların hepsiyle beraber düşünmek biraz aslında ekonomi sosyolojisi. Eee o, o yüzden mesela neden bu kadar çabuk finansallaştık? bir geç kaldık, iki çok alışkınız. İkisi. zemin hazır ya. Yani. Evet, zemin hazır. Ama zemini işgal eden başka bir şey yok. Ya ben mesela şey hatırlıyorum. Kasapşı derken gel yani... Çocukken geldiğimde 80'lerde falan araba şey geliyordu işte. Aldı ondan sonra yok. E, Çer, çerçi, diyeceğim ama çerçi biraz daha köy, köyde dolaşıyor. Bu böyle geliyordu. Kabul, ben evet. yukarıdan bakıyordum bana. Yani yukarıda bir, 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 ikinci kat dedi Çıkartıyordu defterini. Mesela satmış. Malının şeyi kredili satmış. Şey nedir? Taksitli satmış. Taksitleri topluyordu mesela. Evet. Hem şey yapıyor. Taksitçi derlerdi hatta onlara. Herhalde. Yani Taksitçi derlerdi. Da, yani zaten öyle bir yapı var. İşte köylerde çerçiler dolaşıyor. Şimdi şeyin Kemal Tahir'in romanlarında var böyle o aklıma geldi. çerçi dolaşıyor. Kuru satıyor işte. Kumaş satıyor, şey satıyor. Ama bir yandan da şehirde de var. Bir yandan da siz kitaplı da şeyden bahsediyorsunuz. Mesela sadece finansal veriler değil roman edebiyata Roma, romana da gidiyorsunuz. Ya şöyle benim aslında tezin bir parçasını genişletilmiş hali bu kitap. Mesela tezin diğer kısmında daha mikro sosyolojik bir soruşturma yaptım. Yani o satış anında nasıl oluyor da birbirlerine güveniyorlar? O güvenin tesisi nasıl mümkün oluyor? Hem veresiye de hem taksitli satışta hem kredi kartıyla alışverişte. Yani birine hatta işte ritmik değerlendirme dedim. Çünkü gündelik hayatın ritmi içerisinde sizi görüp tanıyan ve size dair bir fikri olan bir bakkal şeyi var. Yani bir ilkel bir panoptikonda oturuyor tezgah arkasında ve sizi gözlemliyor. Alışverişinizi gözlemliyor. Dolayısıyla size dair aşağı yukarı bir kredi e, limiti tayini yapıyor. Yani hani çok anakronik terimler belki ama onun da kendi içerisinde bir rasyonelliği olduğunu izah etmek için söylüyorum. Mesela e, çok karşımıza çıkan bir şey e, edebi metinlerde de gördüğümüz bir şey. ...bekara kolay kolay veresiye açmamaları. Kiracıya kolay kolay veresiye açmamaları. Çünkü bunun arkasında işte... ...o güvenilirlikle ilgili bir takım kıstaslar var. Dolayısıyla hani aksi ispatlanana kadar... ...yani siz kendinizi... ...dair bir kredi skoru... ...kesmedene kadar diyelim adamın gözünde... ...kredi size orada veresiye de defterde yer açmıyor. Şeye klinik dedim... ...taksitli satışlardaki değerlendirmeye. Çünkü... Hani böyle bir gündelik hayatın ritminde sizin inceleme lüksü yok. Belki hayatınızda bir defa alacağınız bir şeyi almaya gidiyorsunuz taksitle. İşte buzdolabı alıyorsunuz yani. Adamın o an karar vermesi lazım. Orada da bir taksitli satış formu, buna işte bir ajansman diyorlar yani ekonomi, sosyolojisi literatüründe. O da bir fail gibi buraya katılarak işte bir mülakat esnasında bir takım sorular ve bu sorulara verilen cevaplara dair bir aralık ağırlıklı bir puanlandırma. ...yani bir skor kart geliştirme, bazen karar ağaçlarıyla falan... ...yani size ne kadar e, taksit vereceği, hangi vadeyle vereceğini... ...tayin ettiği bir süreç var. E, bugün bizim daha aşina olduğumuz şey kredi kartları özelinde ise... ...işte algoritmik değerlendirme. Yani kredi skorlarının yaptığımız ödeme harcama davranışlarını... E, ...bir takım formülasyonlara tabi tutarak ve başka bir takım verileri de katarak... ...burası çok enteresan çünkü... Ee, o bir, başka bir takım verilerin içinde ne olduğu çok değişebiliyor ve çok da muamma. Yani mesela bazı e, ülkelerde sizin Facebook arkadaşlarınızın dahi o bir çaprazlama e, veri e, şeyiyle orada bir değişken olarak Dahil edildi. İşte iPhone'unuzu kaç e, günde ne kadar sıklıkla şarj ettiğiniz falan gibi böyle çok enteresan verilerin bile size dair çünkü bunlar bir şey söylüyor. Nereden alışveriş yapıyorsunuz? gibi e, unsurları da devreye tuttu. Dolayısıyla e, süper panoptikona sahip 724 24 sizi e, bilgisayarınızın arka planında çerezler vasıtasıyla falan takip ettiği bir değerlendirme süreci var. Şimdi buraları kurcalamak istediğimde e, tabii çok nitel veya nicel görüşme yapmak çok mümkün değil. E, bir mizansen üzerinden, bir durum üzerinden anlatmak e, daha iyi olur diye bir e, şey genişti bende. ...aslında Irving Goffman'ın da yaptığı bir şey bu... ...sosyolog... ...yani o işte adab-ı muhaşeret kitaplarından falan hareketli... ...bir işte gündelik hayatta benlik sunumu falan... ...çözümlemeleri yapar... veya yani işte ...toplum içinde nasıl davranırsınız... ...karşılaşmalarda nasıl etkileşim girersiniz... ...benim de biraz o durum inşalarında... ...işe koştuğum bir şey de edebi metinler... ...buraya da biraz bir kısmı da taşıdık yani... ...çünkü çok işlevsel olduğunu düşünüyorum... ...ve... Kur, ...kurgunun... Çok da gerçekliğe yaslandığını düşünüyorum. Özellikle roman söz konusu olduğunda. Yani toplumu anlatmanın bir başka biçimi e, belki romanlar. E, o anlamda yani bir e, sosyolojik malzeme olarak çok kullanışlı e, kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi bu kitabınızın girişinde çok böyle ilginç bir şeyiniz var. E, değerlendirmeniz var. Borçların değil birikimlerin vergiye tabi olması. Ee, şimdi mesela Cum Cumhuriyet'in erken zamanlarında herkes bir e, tasarruf seferberliği işte tasarrufa yönelelim, para biriktirelim falan filan şeyi var. Fakat bir noktadan sonra ya para biriktirmeyelim, biz bu parayı harcayalım, gerekirse borçlanalım. Hatta borçlanırsan sana daha çok işte şey yaparız. Hani borca çünkü vergi yok yani. Ama bir şey tasarruf ettiğin zaman. Hemen e, bir vergilendirme vesaire bir çeşit ceza gibi yani bir yandan baktığımız zaman e, bu bu değişim yani bu zihniyet e, dönüşümü e, nasıl olmuş? Yani bir burada bir e, iktisadi tercihler tabii de, değişen dönüşen bir Türkiye'de var vesaire ama e, neden mesela bir tasarrufsever verli olmuş da 1945 50'lerden sonra böyle bir e, yani insanları tüketime yönlendiren bir şey geliş, anlayış gelişmiş. Yani aslında benzer hikayeyi biz Amerika'da, işte Fransa'da, İngiltere'de görüyoruz. Almanya'da mesela çok daha dirençli bir şekilde bir kredi ve işte nakitsiz ekonomi mesela bugünkü şeyi vardır, karşıtlığı vardır. Çünkü hep tasarruf bir Victorian ahlak şeyi olarak görülmüş yani harcamak veya işte borca düşmek özellikle biraz böyle sizin yetemediğiniz, bütçenizi idare edemediğiniz, yetersiz kaldığınız anlamlarına geliyor. Ama yani orada da bu çok enteresandır dönüşüm. Yavaş yavaş bu dil farklılaşıyor. Yani şöyle demeye başlıyorlar. Mesela taksitle alma meselesinde var bu. Yani tasarruf edip sonradan alacağına şimdiden alıp geleceğe tasarruf ederek ama bir taraftan da almak istediğin şeyi alıp kullanarak aslında iktisaden daha akılcı bir şey yapmış oluyorsun. Veya işte bu Quaker'ların mesela Amerika'da çok hani bir kendi içinde bir şeydir. Muhafazakar bir topluluk. Onların mesela borç alma şeyine nasihatlerine diyelim sonra ekledikleri bir şey var. Yani borç alacaksan da işte varlığına gübre olsun. Yani işte hani <laughs> üretici bir amaç için borç almanın işte mesela evlenen bir gencin iş kurmak için borç alması işte evini ev için borç almasının biraz daha ehven adledildiği bir dönüşüm yaşanıyor orada. Bizde de benzeri var aslında. Bunlar tabii şeylere de yansıyor. Mesela tüketici kredisinin ilk ismi tüketim kredisi. Consuming credit aslında. Ama bu tüketim kredisi hani alıyorsun ve harcıyorsun sanki bir şey olmuyormuş gibi biraz böyle e, olumsuz bir çağrışma olduğu için tüketici kredisine dönüştürüyorlar. Biz mesela daha yakışıklısını bulmuşuz. Biz ihtiyaç kredisi diyoruz. Yani orada bir zorunluluk <laughs> halinin altını çiziyoruz. Dediğiniz şeye gelirsek de e, yani biz muhtemelen o cumhuriyet e, hani öncesi kuruluş sırası ve sonrası o yaşadığımız çalkantılı dönemde yani işte yeni ulus olma çabasında bir ulus devletleşme çabası, kurumsallaşma çabası, işte bir taraftan batılılaşma çabası hepsi bir arada ve iktisaden kendine yeter bir ülke olma kavgası var. Yani o zaman işte gazetelerine, arşivlerine gittiğinizde baktığınızda da müthiş bir tasarruf ve kendine yeter ülke olma şeyi var, arayışı ve bunun propagandası var. İşte İş Bankası 1926'da ilk şeyi çıkarıyor, kumbaraları çıkarıyor. Hatta o, yani İş Bankası bugünkü İş Bankası gibi düşünmemek lazım o zaman bir kamu bankası üyetine neredeyse işte yani müdürünün Celal Bayar falan olduğu bir evet. yer aynı zamanda İş Bankası Kumbarasının işte Cumhuriyet Gazetesi'nde müthiş bir reklam furyası başlattığını görüyoruz. Onunla paralel giden işte Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti yine kamunun çabalarıyla kurulmuş tasarruf haftası ve bunun böyle bir hafta boyunca bir festival havasıyla kutlandığı, işte bakanların, siyasilerin, yazarların tasarruf üzerine, tasarruf etme üzerine bir söylem geliştirdiği bir şey var. Kırklara kadar böyle bir yoğun tasarruf vurgusu var. Kırklarda ne değişiyor? Birkaç şey değişiyor. Birincisi savaş var. Yani savaşın getirdiği şartlarda tasarruf muhtemelen artık hani lüks bir şey haline geliyor. Yani hani ...bence getiriyoruz ki neyi tasarruf edelim ee, olabilir bunun arkasında. İkincisi e, muhtemelen o yine e, Amerika'da e, ve Anglo-Sakson ülkelerde özellikle değişen şeyle... E, ...zihniyetle e, o zihniyetin bize taşıdığı bir takım yansımalar var. Yani yine krediye, e, tüketiciye, tüketime bakışta bir e, farklılaşma var... E, yani o dönem gelen giden işte 50'lerden sonra daha sık gelen giden bu Amerika'dan özellikle gelen uzmanlar onların yazdığı raporlar e, yani onlar mesela tam tersini hep bize söylüyorlar işte hatta mümkünse sanayileşmeyin diyor mesela bir tanesi hmm. e, Menderes bunu sınırlı dışı edin diyor e, e kalın tasarruf edin falan ama öbür taraftan da hani ne söylediğine değil ne dediğine bakacaksın ya şimdi öbür taraftan Amerika'ya bakıyorsun müthiş bir eee kredili sistem üzerinden işte iç pazarı penetre etmiş müthiş bir dayanıklı tüketim şey malları üretim söz konusu. İşte işte yollar, haneler, konutlaşma, otomobilleşme falan bunların hepsinin arkasında hep bir kredi sistemi var, bir finansal sistem var. Dolayısıyla belki o zaman hani ne diyelim karar vericileri de dediğine değil de yaptığına bakarak da böyle bir tasarruf şeyinin arkasını kesmiş olabilirler çok farklı şeyleri vardır muhtemelen nedenleri vardır ama hani 80'lere geldiğimizde artık bunun kesinlikle bir kamu politikası olduğunu görüyoruz biz yani yine kitapta Özal'ın bir şeyi var yani iş bankası müdürünü yakalayıp ya neden sen kredi kartı vermiyorsun neden kredi kartı çıkarmıyorsunuz deyince o şey diyor ya işte mevzuat falan hani mevzuatta çok şey yapamıyoruz diye ya diyor siz yapın kardeşim mevzuat arkadan gelir diyor yani böyle bir Artık bir devlet aklı var orada evet. ve bu devlet aklının açtığı kapılardan da her şey giriyor. Yani o kart furyası giriyor, tüketici kredisi furyası başlıyor ve hızlı hani baştaki dediğinize geri gelirsek finansallaşma hızımız, tüketici borçlanması ve bunun harcanabilir ee, gelire oranı şu an mesela gelişmiş yani erken finansallaşmış diyelim gelişmiş ülke ifadesini çok beğenmiyorum. Erken finansallaşmış ülkelere baktığımızda çok komik mesela bizde hala. Çok gerideyiz yani çok e, taşınabilir gibi gözüküyor ama hızına baktığımızda, artma ivmesine baktığımızda e, çok problemli. Yani biz e, işte 2007, 2008, 2009 yıllarında, 2010 Amerika'da, 2011 sonrası Avrupa'da yaşadıkları e, o problemleri çok daha kısa vadede, çok daha büyük şekilde yaşayabilme ihtimalimiz var. Kitap biraz bu şeye de hani bir uyarı maniyetinde aslında bir taraftan da. Ama bir, tabii şöyle bir de bir şey var hocam. Şimdi bu, burada bir yani kendi e, korsan tebliğimi vereyim. Çünkü yani Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de neredeyse 50 yıldır hatta 60 yıldır koronikleşen bir enflasyon sorunu hatta var. Aslında ya, bunu düzeltmem gerekiyor. E, 1800'lerde 1600'lerden beri 1500'lerden beri var olan bir şey var aslında. Yani. yani bir yapı var yani enflasyonist bir yapı var. Evet ama işte hani çok yakın dönemden hani modern dönemden şey yaparsak işte Asaf Savaş'a kat işte geçenlerde böyle bir röportaj şey yaptım. Ya dünyada hiçbir ülke diyor bu, bu kadar yüksek enflasyon da en fazla 10 sene falan şey yapar. Biz 60 senedir yüksek enflasyon var. Şimdi enflasyon bu kadar yüksek olduğu zaman tasarruf etmek zaten de enflasyonda eridiği için enflasyon bildiğim vergidir aslında. Tasarruf ettiğin tasarruf eriyor ve senin bunun karşısında tedbir alman lazım. Türk halkının dokur finansal dokur bu yüzden çok gelişmiş bir şey. Yani işte borçlanarak işte bir şeyi yap, alacaksa mutlaka taksitlendirmesi işte bizde borçların bu kadar aktif olması işte fonlar işte böyle döviz bir evi, piyasası şu bu ve bankacılık sistemi kaçınılmaz olarak yani herhalde bizim milletimiz bu dayayı şey yapıyor yani hani bu alışkanlıklarını geliştiriyor yani bu finans meseleleri yani buradan şunu sormak gerekiyor aslında senin aldığın yerden devam edip kaçak tebliğ soruyla yetiştiren evet. <laughs> enflasyonla taksit ve borç ilişkisi nasıl öyle bir örüntü var mı yani aslında var ama biraz da işte nerelerden baktığınıza bağlı olarak değişiyor yani ekonomi de aslında çok politik bir şey yani Asas Savaş Hoca'nın söylediği şeye mesela karşı bir cevap da verilebilir. Yani çünkü Asa Savaş Akat biraz daha işte daha neoklasik bir ekonomi, ana akım ekonomi içerisinden bakıyor. Bir normal bir enflasyon oranı kabulüyle başlıyor. Dolayısıyla o normalliğin üstü işte yüksek enflasyon gibi düşünüyor. Ama mesela işte 1600'lerdeki işte taşişlerden falan başlayarak baktığımızda bugüne geldiğimizde Şimdi bu hani 600 yıllık bir anormallik olmaz, 400 yıllık bir anormallik olmaz. Demek ki burada başka bir normallik var. Dolayısıyla bu normalliğin üzerinden düşünmek lazım. Hani bu enflasyon güzellemesi değil, ama enflasyon bir yeniden dağıtım problemi bir kere. O da bir politik bir şey. E, ve hani e, enflasyonu nasıl tanımladığınız, normal enflasyonu nasıl tanımladığınız, buradaki başka girdileri nasıl tanımladığınızla da e, el ele gidecek bir şey. Hani bugün yakınlarda. Yaptılar ya bu birkaç tasniften bahsettiler işte aslında çok bilindik şeyler bunlar işte bir tüketici enflasyonu var mesela taksitli satış veresiye kredi kartı burada çok önemli girdilerden bir tanesi yani siz normalde alım gücü olmayan bir kişiye alım gücü sağlamış oluyorsunuz 80'lerde 90'larda bu kredi kartı işlerini örgütleyen bankalardan bir tanesinin üst düzey yöneticilerinden bir tanesinin sözü kitapta da alıntılamıştım. Yani biz diyor insanlara yüksek enflasyon ortamında sonraki bir köprü kurduk. Tüketici evet. kredisiyle, kredi kartıyla. Burada aslında bir cevap var yani. Dolayısıyla bir meşruiyet krizini yani bir ekonomik kriz var. Bunun meşruiyet krizini krizine dönüşmesini engelleyen bir vazife görüyor tüketici kredisi. Yani insanlar e, parası yok, alamayacaklar bu bir huzursuzluk sebebi olabilirdi ama krediyle alabildikleri için şimdi de huzursuzluk sebebi olmuyor. Bu bu bir e, enflasyon meselesinde hani tüketici enflasyonu meselesinde e, kredili satışların bir e, şeyi e, katkısını bize gösteriyor... ve siyasetin burada veya karar alıcıların buradaki konumunu az çok izah edebilir bir e, argüman soruyor. Ama öbür taraftan enflasyonun başka girdileri de var. Yani bir üretici enflasyonu, ...kar enflasyonu meselesi var. Yani hani biraz karikatürize edildi bu üç harfli mağazalar işte ferakende firmalar üzerinden bir şey döndü bir propaganda ve karşı propaganda döndü ama gerçekten de mesela bu 2018-19 sonrası pandemi sonrası şirket karlılığına baktığınızda öncesinden çok daha farklı bir şey görüyoruz. Demek ki var olan enflasyon içerisinde bu çok normalden fazla artmış karların da bir payı var gibi gibi böyle hani çoğaltabileceğimiz işte kur enflasyonu, maliyet enflasyonu gibi farklı bize ve özgü şeyler de var. Yani biz burada üretemediğimiz için ara malları veya ham malları bile dışarıdan getiriyoruz ve bir döviz probleminden dolayı bir enflasyon oluyor. Dolayısıyla hani çok cevabı olan, tek cevabı olmayan ve bu cevapların hep işte biraz politik konumuza göre, biraz belki sosyal bilimsel, yöntemsel konumuza göre de değişecek bir şey var orada yani. O yüzden enflasyon meselesi evet bilimsel olarak da tartışılabilir ama e, asıl e, tartışılma meselesi çok politik bence ya. Yani. Hocam burada e, şey sormak istiyorum. Bu kredi kartının gelmesi tüketim alışkanlıkların özellikle 80'den sonra e, gelmesi 80 ve 90'larda bu bayağı bir hızlanmasıyla tüketim alışkanlıkları nasıl değiştiriyor? Onun böyle bir şeyi var mı? Patikası var mı? Görebiliyor muyuz? Yani aslında yani... kredi kartıyla da, da bunu benzeştiriyor başka bir, bir sürü şeyle de e, bir paralellik kurmak veya bir e, anlatı kurmak mümkün. Hani alışveriş veya tüketim alışkanlığının hmm. değişmesi arasında hmm. kredi kartı bunların içindeki en büyük enstrümanlardan yani bir tanesi. Mesela iyi, iyi bir e, sosyolog vardır. Okan O o da şeyden bahseder. Alışveriş arabasının aslında nasıl alışveriş tarzını değiştirdi veya işte alışveriş torbalarının mesela nasıl hmm. değiştirdi. Bunlara işte bu yeni ekonomi sosyolojisinde bir ajansman tabiriyle yani o bir montaj gibi görüyor var olan gerçekliği ve bu montajlamayı mümkün kılan bir sürü aktör var. Ama burada sadece insan aktörler değil, insan olmayan aktörler de var. İşte kredi kartı da var, alışveriş sepeti de var. Çünkü kredi kartı bizim harcama alışkanlıklarımızı değiştiren bir şey dediğinizi cevaplamaya başlarsam mesela en basitinden işte bize bir takım puanlar ödüller veriyor kredi kartları veya bu vaatte bulunuyor işte para üstü veriyor işte küsüratını almıyor işte bonus veren para puan veren hani kendine göre de değişen veya mil veren kazandıran şeyler var dolayısıyla siz sizin alışkanlığınızı değiştiren bir aktör gibi orada sizi sizinle etkileşime giriyor aslında kredi kartı Dolayısıyla yani müthiş bir değişiklik var zaten bizde. 80 sonrası yani o liberalleşme dışı açılma, ithal malların daha çabuk gelmesiyle beraber düşünebileceğimiz, perakende sektörünün daha büyük o zincir şeylerine dönüşmesi, şirketlerine dönüşmesiyle beraber düşüneceğimiz. Buradaki en belki hızlandırıcı şeylerden bir tanesi de kredi kartı. Yani bugün... Daha da ileri bir yere geçtik biz. Artık kredi kartı da değil işte mobil ödeme gibi bir şey var. Yani bugün Türkiye'de belki o kadar hala değil, ama birçok Avrupa ülkesine göre yine bayağı ilerdeyiz. Ama özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ...veya işte İngiltere'de bazı yerlerde nakit alışveriş yapamıyorsunuz. Yani kabul etmiyorlar. Bir kredi kartıyla veya mobil ödeme aracıyla ödeme yapmanız lazım. Amerika'da galiba Pensilvanya'da olması lazım ee, Eyalet bir yasa çıkardı. dedi ki yani siz şey yapamazsınız insanları nakit ödemekten men edemezsiniz. Çünkü hani biraz da parada bir egemenlik sembolüdür ya evet. yani senin para burada geçmez demeye getiriyorsun bir yerde aslında. Ee, böyle bir şey diyemezsiniz nakit ödemek isteyen nakit ödeyebilir. E böyle yasa çıkarmak zorunda kaldı. Böyle yasaklar mı varmış yani? Çünkü tabii tabii bazı özellikle İsveç'te falan restoranların birçoğu mesela şey almıyor. Yani nakit ödeme almıyor. Alırmış. Yani kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz veya bugün işte bir işte büyük otel firmalarından, büyük araba kiralama şirketlerinden, havayolu şirketlerinden bir şey alacağınızda yine kredi kartı. Çünkü orada bir provizyon meselesi var. Provizyonu sağlayabilmesi için bir kredi kartı üzerine size kredi limitinize yaslanması gerekiyor şirketin onun kendi hikayesi var işte maliyetleri düşürdüğü vesaire falan ama sonuçta sizi kredi kartına mecbur kılan bir tüketim şeyi var ve bu onunla beraber de büyüyen bir tüketim olgusu var yani hem o onu tetikliyor hem o onu büyütüyor ve kol kola gidiyorlar ve bir değişim dönüşüm süreci içerisinde bir birlikteler Biraz sosyolojinin şeyleri buralarda yani hem ne diyelim diğer tırnak içerisindeki müspet bilimler gibi diyelim yani tatminkar bir neden sonuç ilişkisi kuramaması ama aslında o toplumsal karmaşıklığı yani toplumsal gerçekliğin karmaşıklığını da daha iyi izah ediyor olması yani karmaşık olduğu için karmaşık izah ediyor tatminkar olmadığı için neden sonuç kurulamadığı için neden sonuçtan bahsetmiyor belki biraz. Ee, o yüzden de hani evet bir paralellik var. Bir karşılıklı besleme var. Bir değişim dönüşüme tabi tutma var karşılıklı birbirine. Ee, o, ve burada önemli bir araç yani kredi kartı. Şimdi buradan güncele bir şey yapmak istiyorum hocam. Hani bu varoluşsal bir me mevzu olarak bakarsak mesela bugün modern insanın en büyük varoluşsal şeyi Findex raporu. Değil mi öyleyse? <laughs> Findex raporu kötüyse duman oldu. Kred, yani. Kredi, 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 kredi. ve o skor tamamı hani e, şeyle alakalı yani işte senin yani yoksa mesela kötüyse hiç bir yere kıpırdayamıyorsun. Ne kredi kartı çıkıyor, ne kredi borçlanabiliyorsun, ne kredi çekebiliyorsun falan filan. Böyle ilginç bir şey. Daha, daha da oldu mesela. Türkiye'de de var artık böyle büyük şirketlerde çalışan arkadaşlarımdan duyduğum şeyler mesela bir yeni mezun bir arkadaşı bir genci işe almak istiyorlar orada baktıkları bir şey kredi skoru evet. çünkü yani sana dair az çok bir şeyler söylediğini düşünüyorlar haksız da değiller bu arada kısmen ama bunun mahsurları da var veya mesela e, Türkiye'de hala yok e, ama e, Amerika'da veya İngiltere'de yine gittiğinizde ev kiralamak istediğinizde de karşınıza çıkan problemlerden bir tanesi kredi skoru. Türkiye'de bakıyorlar artık. Bakıyorlar mı? Evet. Çok fena. İsteyen blokçı ben biliyorum yani var şeyde. Yani e, Türkiye'de de yavaş yavaş... Yani yani ben şey. Edinburgh'da e, ev kiralama maceram biraz uzun sürmüştü böyle bir türlü bulamamıştık biraz geç gittiğimiz için çok okul var çok öğrenci var evler tutulmuş işte bizde ufak çocuk var dolayısıyla hani biraz da yüksek bir şey bakıyoruz falan tutamadık bir türlü ve oradaki en büyük şeylerden problemlerden bir tanesi kredi skoru istiyorlar e, kredi skorum yok çünkü 3 sene o ülkede ikamet etmedim ben hiçbir şekilde zaten evet. e, nasıl bir cevap vereceğimiz şey orada şöyle diyorlardı eğer kredi skorun yoksa o zaman sen bir depozito değil mesela üç depozito, üç kira depozito verirsin gibi bir şey yapıyorlardı. Ee, sonra ben orada Türkiye'den yeni tatilden dönmüş bir e, emlakçıyla tanıştım sağ olsun bu durumdan dönmüş. O ilişki sayesinde daha makul bir e, ev tutabilmiştim. Yani yoksa mesela ev tutmanızı engelleyen, işe girmenizi engelleyen bir şey. Şimdi bu bir güvenilirlik kıstası olması açısından e, onların bakmasını ben yadırgamıyorum haksızlık değil. Ama şöyle bir mahsuru var. Ee, yani mesela siz bir... E, ...tarihsizlik yaşadınız. Bir mesela iş kazası geçirdiniz... ...ve işten ayrılmak durumunda kaldınız. E, bıçak gibi kesildi. Gelir, geliriniz. geliriniz. Ama e, bir ödemeler dengesi var... ...hani kendi içerisinde. E, o ödemeler dengesinde... E, ...bir takım sıkıntılar baş gösterdi ve... ...işte kredi kartınızın... ...asker ücretini bile yatıramadınız. Kredi taksitiniz vardı yatıramadınız, geciktirdiniz. Ve hani bunlar işte belirli bir süre sonra problemli hale geliyor. Ve sizin kredi skorunuzu daha ilk günden itibaren az sonra kademe kademe daha fazla etkilemeye başlıyor. Ve siz içinden çıkılmaz bir şeye duruma düşüyorsunuz. Ne bu işte kredi alıp bunları yapılandırmanız mümkün kredi skorunuz düşük olduğu için. Diyorsunuz ki bari artık toparladım işe gireyim bu borçlardan kurtulayım. İşe giremiyorsunuz. Mesela ev işte bir kadın mesela eşinden ayrıldı, işte bir şiddet gördü, bir şey oldu ee, gidiyor. Kredi skoru yok mesela çünkü hep eşine bağımlı kalmış, onun kartıyla harcamış. Ee, o bankadan işlem yapmış, kredi çekmiş dolayısıyla kendine ait yani münferit bir kredi skoru, kredi tarihi yok. E, dolayısıyla kredi alamıyor. Yani ev bulamıyor kredi skoru olmadığı için, İş bulamıyor kredi skoru olmadığı için. Dolayısıyla bir takım zorluklar yaşamış kişilerin o zorluklarını yeniden yeniden üreten, tuzu kuru olan kişilerin ise o tuzu kuruluğunu yeniden üreten bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet haline de geliyor kredi skorları. Yani kullanılması bir takım kişilerin de buna yaslanmasını anlayabiliyorum. Ama böyle bir mahsuru var ve bu çok tehlikeli bir şey. Bir yandan da bir gözetleme aracı gibi yani. Kesinlikle zaten tamamen gözetlemeyeceğiz. Yani, gözetleme yani hiç, hiç kaçarı yok. Hatta geçenlerde şeyde böyle bir eee Boyner, Cem Boyner de böyle bir açıklama falan yaptı ya hani şey yasak balsın Türkiye'de sadece kredi kartıyla falan aşırı şey yapılsın Bak. Yani bu, bu bir yana işte bu şeye de gidiyor. Eyvallah. Ya Cem Boyunar işte şeydir bu ıı, taksitli kre, kredi kartı olayının, taksitli kart olayını daha doğrusu kredi kartı demeyin, yanlış olur. Taksitli kart olayını ilk getiren adam. Ee, i̇şte omni kartla başlıyor. O sonra onu şey haline getiriyor. Advantage haline Hadi getiriyor. Doğru. Milikliği. Mil Tabii yani taslak kart hikayesini ya. ilk başlatan adam. Bununla ilgili mesela o dönemin yine banka yöneticilerinin şeyleri var diyorlar ki ya biz daha da bunu görüyorduk, genel müdürlüğe de raporluyorduk. Yani böyle bir ihtiyaç var. Biz tamam kredi kartı aldı insanlar bir takım alışverişleri yapıyor, ama bazı tutarların üstüne tek çekim yapamıyor. Şimdi kimse gidip buzdolabını tek çekim kredi kartıyla alamaz. Yani burada o zaman eski örüntüye bayi üzerinden. E, taksitlendirme örüntüsüne giderek taksitle almak istiyor. Şimdi giremediği bir sürü sektör var. Okul ücretleri, işte elektronik eşya, beyaz eşya gibi sektörlere kredi kartı giremiyor ve bunu raporluyorlar sürekli. Ha bu arada bazı uyanık mesela e, işletmecilerse kredi kartını o zaman tane otorizasyon sistemi bu kadar gelişmiş değil, takas sistemi de bu kadar gelişmiş değil. E, birkaç silip çekiyorlarmış. E, ama hepsini bir anda değil e, Taksit taksit gidip tahsil ediyorlar şey Önceden şeyli işte manueldi. Yani işte hani o imprinter falan, o, onlar, o, o zamanla veya sonrası hani böyle taksit şey, taksit tahsil ederek falan, şey falan aslında işletme ve tüketici kendi kafasından taksitlendiriyorlar. oluyor. Alıyorduk ya yani şey o e, kredi kartlarının kabartılı Hı -hı. kabartma olmasının Hı -hı. sebebi o makineden geçerken onun bir e, şeyi. E, karbon kağıt gibi diğer kağıda geçiyordu. İşte bu manuel, manuel <laughs> o yani, yani. Onu çıkartıyordu adam. Biz imzalıyorduk. O, o şekildeydi yani. E, hala da mesela niye kaba, geçenlerde bir bankadan bana hiç dümdüz kredi kartı geldi. Hı -hı. Şaşırdım. Ha, dedim, birisi akıl etmiş yani. Çünkü öyle bir sistem kalmadı aslında yani. Tabii muhtemelen evet. makineler eski olduğu için kartlı basma makineleri. Evet. O yüzden öyle çıkıyor. Belki, onda, yani. belki ondandır olabilir. Tabii biz şimdi bunları konuşuyoruz. Güncel olarak da bütün bu meselelerin konuşulduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. İşte kredi kartlarının daraltılması, ekonomik daralma, sıkılaşma vesaire meseleleri konuşuluyor. Halkımız da bu meselelere gereken tepkiyi verebiliyor yani sandıkta. Neyse ama bizim genel olarak şöyle bir davranışımız var herhalde hocam. ya yani Biz borcuna sadık insanlarız genel olarak ya yani dünya ortalamasına falan bakıldığı zaman hani hem e, geri dönüşler falan açısından yoksa bu kadar kredili satış falan yapılmaz herhalde diye düşünüyorum. Öyle e, ama şöyle ben e, bu iddiayı işte bizim bölüm başkanımız İsmail Hoca İsmail Hoca bu kulaklar için nasıl biz hep yani <laughs> o da aynısını sizin gibi düşünerek söylemişti. Ya böyle bir şey var. Hı -hı. E, bir bak bir burayı bir bak dedi. E, o temörü şeylerine baktım ben. İşte hani takibi gecik, gecikmiş alacak oranı, o, o alacak oran, ona dönüşme oranlarına, e, işte o e, non performing loan dedikleri e, şeye baktım. O e, ödememe, geciktirme, kişi sayısı bunun oranlarına baktım. Anlamlı bir farklılık yok. Öyle mi? Yani Kattınız Amerika ile şey. <laughs> e, karşılaştırdım. Amerika ile anlamlı bir farkımız yok. Şöyle e, paralellikler var. Hemen hemen %3-5 arasında salınıyoruz onlar da bizde. Ama büyük kriz anlarında bu yüzde %9'ları, onları bulabiliyor. Doğru. Yani bizde 2001 krizinde, orada 2007, 2008, 2009'larda işte böyle 9'ları falan bulduğu bir şey var ama anlamlı bir hani e, şey yok. Türkiye'de borca sadakatle ilgili böyle bir e, şeyi destekleyen bir şeyi göremedim ben Doğru. orada. Belki şöyle olabilir. Biz enformel borçluluklarımıza da çok sadığız belki. Yani hani kağıt üstünde bunlar çünkü. E, kurumsal borçlar, bankalara borçlar. Ama hani eşe, dostu akrabaya borç e, konusunda... ...belki orada bir e, farklılık vardır. Ama orada da ben o kadar imser değilim yani. Yine çok e, <laughs> adamın fark, farklılık yani. olacağını çok zannetmiyorum. ya. Yani. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Ben şeyle, yani böyle bir şey var mı... ...onu bitireyim tamamlayayım. Bu kripto paralar falan mevzuları da çıktı. Bunlarla ilgili böyle bir şey var mı... E, ...çalışmalar var mı? Hatta bunda ilgili bir... Çok fazla var. Çok fazla var. Yani sosyolojik, antropolojik bağlamda çok fazla inceleyenler var. Ee, biraz bu işte beşeri coğrafya veya işte e, ekonominin içerisinde biraz heterodoks kalan... Ee, ...işte eleştirel finans, eleştirel makrofinans ekolleri var. Oralardan çalışanlar var bu kripto hikayesini. Ee, çünkü çok sosyolojik bir şey bir taraftan da. Ee, yani... Hani meselenin kendisi o kripto kod olayının dışında da e, bunlar biraz böyle e, tarikat gibi bir topluluk gibi falan örgütlenen şeyler bu kripto cemaatler diye böyle bir şeyler var. <laughs> e, çok enteresan da mesela ortaya çıkış hikayeleri de tamamen aslında çok siyasi nedenlerle ortaya çıkar yani mesela. Hani Satoshi Nakamoto, oh, tabii Satoshi Nakamoto diye bir adamın yazdığı bir white paper üzerinden yayıldı bu blockchain kodu, bitcoin kodu. E, bu da bir kişi değil muhtemelen birkaç kişinin falan Kim olduğu, olduğu da diye. belli değil. Tabii belli değil muhtemelen birkaç kişilik bir ekip e, ama arkasındaki çok sağ liberal anarşist bir e, düzen arayışı üzerinden yani devleti aracıları ortadan kaldırmaya e, ve e, hani tamamen güvensizlik üzerinden güven değil bu arada güvensizlik üzerinden herkesin herkesi denetlediği bir e, sosyal tasavvur toplum tasavvuru üzerinden kurulmuş bir teknolojik şeyden bahsediyoruz. Çok enteresan yani. Ben kısmen yani para ve krediyle ilişkili olduğu kadarıyla okuyorum ediyorum ama doğrudan bu konuları çalışanlar da var hmm. ve bu şeyle özellikle dijitallikle yapay zeka ile veya yapay zeka ve alt kırılma işte makine öğrenmesiyle falan finansal piyasaların iç içe geçtiği alanda da çok fazla şey kurcalanmaya başlandı. Oralar daha da enteresan yani işte borsa meselesi falan anlatıldı ya yani bugün Türkiye'de de borsada %35-40 civarında aslında algoritmalar yapıyor işlemleri. E, bunun bunların büyük bir çoğunluğu yüksek frekanslı işlemler e, dediğimiz işte saniyenin milyarda biri hızda alım satım yapan robotlar sayesinde yapılıyor ve bu robotlar e, borsanın onlara e, tanıdığı bir e, ayırdığı bir yer var. kolokasyon Lok dedikleri e, bir, bir yer var. E, borsa İstanbul'un e, ne diyelim, Alım satım defterinin e, tutulduğu şeyde servera hemen yakın, eşit mesafede, eşit uzunluktaki kablolarla bağlanmış büyük şi e, yatırım şirketlerinin ve bankaların e, robotları var orada. Yani siz mesela bir e, akılcı bir e, haber alıyorsunuz ve buna vinayalı yatırım, <laughs> evet <yok. gülüyor> yani siz hani telefonu cebinizden çıkarana kadar belki boyunca kere alıp satıyor Sinağ ve siyah. Yani bu Allah şu var. Hani bununla ilgili de çalışmalar var. Ben de biraz buraları inşallah kurcalamayı istiyorum dok sürecinde. Evet. Mesela Salvador resmi para verimi oldu Bitcoin. Biliyorsun değil mi? Yani şey evet. e, şeyde şirketler... benzer bir şey yaptı Venezuela'da da galiba işte petrol gelirlerini evet. sanki o gelirlerin ambargoyu dermek için falan yaptı. E... Şey ya çok enteresan blockchain teknolojisi çok enteresan, ee, şey de çok enteresan, yani Bitcoin'in kendisi de çok enteresan, o yaslandığı kod teknoloji de çok enteresan. Ama bir taraftan da hiç sürdürülebilir değil. Yani şu an mesela Bitcoin madenciliği ne e, harcanan elektrik enerjisi, işte Arjantin'in yıllık, yıllık ele elektrik sarfiyatı kadar falan. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. ya yani Orada bir gelecek var ama o gelecek böyle gelmemesi lazım, gelmez de muhtemelen benzer şekilde yapay zeka tartışmaları da hani bahsettiğimiz için söyleyeyim işte bu hem Google'ın hem işte başka şirketlerin yapay zeka şeylerinin birimlerinin başındaki kişilerin söyledikleri yani şu anki elektrik sarfiyat ma şeyi maliyeti çok sürdürülebilir değil başka bir şey yapmaları lazım yani ChatGPT bir şeyler yapıyor ama o arkadaki enerji sarfiyatının maliyeti ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Yani. Boş sorular sormayın. <laughs> gereksiz gereksiz taramalardan kaçırmayın. <laughs> <laughs> Makineyi fazla çalıştırmayın. Elektrik harcı. <laughs> ya çok enteresandır mesela hani biz ikarken <laughs> şeyi söndürdü şeyi olmayan değil. aktörlerle ilgili şeyi söylerken e kitabın bir, bir, bir bölümü de aslında biraz bu meseleleri ben kurcalamaya çalıştım. Yani teknolojik altyapı, teknolojik enstrümanlar dediğimiz ...hani böyle çok üstünde düşünmediğimiz şeyler de aslında yani bu toplumsallığın içerisinde işleyen ve bunu mümkün kılan bazen alternatifleri belirleyen yani işte bir yol bağımlılığı, güzergah bağımlılığı yaratan şeyler. Ee, yani yapay zeka meselesinde de böyle ve yapay zeka da bizden etkilenebiliyor. Bu ChatGPT'in e, mühendislerinden bir tanesi söyledi İlk ilk zamankinden daha kötüymüş şu an. Yani aslında onun makine öğrenmesinin mantığı şu makine e, bakarak alternatifleri deneyerek ve sürekli sınanarak daha iyisini bulur daha iyi cevaplar bulur daha iyi öğrenir ama biz o daha iyi cevapları vereceği bir malzeme sunmadığımız için ona işte mesela Türkçemiz bozuk yanlış soru soruyoruz kötü soru soruyoruz trollüyoruz belki hani amiyane tabirle dolayısıyla chat cevapları gelişmek yerine geriye gitmiş mesela kendimize benzetmiş yani, aynen, makine. yani bu, bu çok enteresan bir şey mesela ya işte burada insan e, tabiatına olan inan yani e, insan tabiatının neliğini düşünmemiz gerekiyor ne olduğu hakkında düşünmemiz gerekiyor ve <laughs> yani sürekli olarak bizi geriye çeken <laughs> ayaklarımızın altından çeken bir şeyimiz var, evet. var. sosyal medya gibi işte. Işte. <laughs> fazla bakarsan aptal oluyorsun evet. ya. ama <laughs> <A> yaratıcı <laughs> kısmı da burada yani hani bir e, bu bugün işte Derin Acemoğlu'nun falan da sunduğu bir şey var vardır e, kara gelecek portresi var özellikle otomasyonla yapay zekayla hani işte işsiz kalınacak mı e, şeyi e, işsiz kalmayız en kötü ihtimalle e, robotlar yapay zeka besleyecek veriler de bize muhtaç olduğu için o bizim e, spontanlığımıza yaratıcılığımıza e, mantıksızlığımıza ihtiyacı var çünkü her şey çok mantıklı olduğunda sistem durur yani herkesi navigasyonu yönlendirdiğini düşünün açık yollar tıkanmaya başlayacak bu sefer yani buna işte karşı edimsellik diyorlar e, sosyologlar e, bir karşı edimsellik oluşturacak bu karşı edimselliği e, yenecek tek şey bizim spontanlığımız. Yani bugün kısa olan yoldan değil de sahilden gitmeyi tercih etmemiz. Mantıksız olanı, irrasyonel olanı tercih etmemiz. O yüzden yani yapay zekada, e, piyasalarda, teknolojinin kendisi de aslında çok e, toplumsalla, kültürelle, e, evet. insanla e, ve politik olanla muhtemelen iç içe geçmiş şeyler bize de çok ekmek çıkacak muhtemelen bu nelerde. Yani. <laughs> son, son, son kısım çok güzeldi. <laughs> Bence geleceğe dair de e, güzel bir final yaptık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Fırsatı verdiğiniz <laughs> için. Estağfurullah. Bugün e, 335. yayınımızda Doktor Fatih Karakaya ile birlikteydik. Kendisinin Vakıf Bank yayınlarından çıkan Şimdi Al Sonra Öde Borçlu Satın Almanın Tarihsel Sosyolojisi başlıklı. O sıra dışı kitap üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bize destek olan masap uygulamasını ve patron destekçilerimize bitirmeden bir teşekkür edelim. Daha çok desteğinize ihtiyacımız var tabii ki. Hem bizim hem Medyascope'un. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.